Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası karara yorumu böyleydi. Lahey'in tutuklama emrinin ardından ülkeler de birer birer karara uyacağız dedi. Gazze kasabı Netanyahu'nun artık dünyada gidebileceği sayılı ülke kaldı. İtalya net bir tavır koymamıştı kararla ilgili ama önümüzdeki günlerde bu durum değişebilir. Zira bu emir G7 Dışişleri Bakanları toplantısında da masaya yatırılacak. Ama ne var ki hakkında alınan karara ve tüm tepkilere rağmen katliam başbakanı kana doymuyor. İşgal ordusu Gazze'de soykırıma, Lübnan'da da yıkım ve suikast girişimlerine hız kesmeden devam ediyor. Aylardır beklenen karar geç de olsa geldi. Pek çok ülke birer birer hükme uyacaklarını açıkladı. Gazze kasabı iyice köşeye sıkıştı. Avrupa ve Kanada artık Netanyahu'ya dar. Avrupa Birliği'nin tüm üyeleri bu mahkeme kararını uygulamak zorundadır. Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant için tutuklama emri verdiğinden beri sular durulmuyor. Çoğu Avrupa ülkesi kararı uygulayacağız derken Amerika, Avusturya ve Macaristan şiddetle karşı çıkıyor tutuklama emrine. Net bir açıklama yapmayan ülkeler de var, İtalya ve İngiltere gibi. İşte o ülkeler kararı önümüzdeki hafta masaya yatıracak. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Lahey'in verdiği tutuklama emrini G7 Dışişleri Bakanları toplantısında görüşeceklerini söyledi. Dünyada seyahat edebileceği sayılı ülke kalan Netanyahu tüm bu olanlara rağmen yıkıma, işgale ve katliama ara vermiyor. İşgal ordusu Beyrut'un merkezinde 8 katlı bir binayı vurdu. İsrail basınına göre hedefte Hizbullah lideri Naim Kasım vardı. Çocuğum kucağımda şehit oldu. 40 gün üzerime bulaşan kanını silmedim, silemedim. 40 gün sonra temizlemek zorunda kaldım. Kucağımda otururken şehit oldu. Kalbim öldü. Gazze'de katliam durmuyor. Her gün bebekler, kadınlar bombaların hedefi oluyor. Katil sürüsü Gazze'de nefes alan tek bir kişi bırakmamakta ve ardından bölgeye yerleşmekte kararlı. İsrail'in kamu yancısı Kan, faşist yasa dışı yerleşimci lideri Daniele Weiss'ı Gazze'ye soktu. Amacımız Gazze şeridinin tamamına yerleşmek. Sadece kuzeye yerleşmemiz söz konusu değil. Bölgeyi gezen işgalci lider, Siyonistlerin yerleşmesi için arazi beğendi. O Araplar burada kalamayacak. Dünyanın dört bir yanına gidip yaşayabilirler ama Gazze'de yaşayamayacaklar. Burada yaşama haklarını kaybettiler.